Halliye Belediyesi sinek ve haşerelerle mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını Ramazan ayı nedeniyle gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Dar sokakların ilaçlanması için de yeni bir araç alındı. Halilye Belediyesi İlaçlama Birimi ilçe genelindeki çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Sinek ve haşerelerin yoğun olarak bulunduğu dere yatakları, ahırlar ve ağaçlık alanlarda 4 farklı ilaçlama metodu kullanan ekipler Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların gece geç saatlere kadar dışarıda bulunmasından dolayı çalışmalarını ilerleyen saatlere kadar devam ettiriyor. Dumanlama ve sırt pompasıyla, ULV ve mist blower araçlarıyla devam eden ilaçlama çalışmaları, ilçe genelinde merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de ekipler tarafından sürdürülüyor. Yani gecenin yarısına kadar iki araçla, hem dar sokaklar için hem de geniş yollarımız için ilaçlama yapıyorlar. Şahsım ve mahallem adına başta ilaçlama müdürümüze ve ekibine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mahalle muhtarı olarak biz ilaçlama biriminden çok razıyız. Halilye Belediyesi İlaçlama Birimi, dar sokak ve apartman aralarında daha etkin çalışma yapmak amacıyla filosuna yeni araç kattı. 3 tekerlekli küçük ULV aracıyla dar sokak ve apartman aralarındaki ilaçlamada daha verimli çalışma elde etmek hedefleniyor. Tabii ki bu ilaçlamayla ilgili yaklaşık saat gece 12'si. İnanın ki akşamdan beri çocuklar sağ olsunlar. Ekipten beraber biraz da gezdim, dolaştım mahalleyi de. Tabii ufak tefek şikayetler var vatandaşın. Onunla ilgili beraber gezdik ekipten beraber. Biz öncelikle bu ilaçlamayı yöneten değerli müdürümüze önce teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yani hakikaten de ilaçlamada çok hassas bir çalışmaları var. Bu konuda mahallem olarak, mahalle adına olarak ben belediyemizden çok çok razıyım ve teşekkür ediyorum. Halilye Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tasavvuf Müziği Korosu Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Turgut Özal Parkı'nda bir konser verdi. Halilye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gezici Sanat Tırı'yla Ramazan ayı boyunca yapacağı etkinliklerinin üçüncüsünü düzenledi. Ramazan ayında geleneklere uygun programlar düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu kez 26 kişilik Halilye Belediyesi Tasavvuf Müziği Korosu'nu Turgut Özal Parkı'nda mahalle sakinleriyle buluşturdu. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Halilye Belediyesi Tasavvuf Müziği Korosu, yaklaşık 2 saat süren konserde tasavvuf müzikleri ve ilahilerle mehter takımı marşlarını seslendirirken, konsere semazenler de sema gösterileriyle eşlik etti. Zaman zaman konsere alkışlarıyla katılan vatandaşlar konseri beğeniyle takip etti. Konser sonunda konuşma yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Kırıcı, Tasavvuf Müziği Korosu'nun Halilye Belediyesi olarak açtıkları kurslarda aldıkları eğitimle sahne aldığını ifade etti. Senin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz inanıyoruz ki dışarıdan herhangi bir sanatçıyı getirmek işin en kolayıdır. Herhangi bir konseri getirmek işin en kolayıdır. Mühim olan kendi insanımızı yetiştirmektir. Halilye Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tasavvuf Müziği Korosu Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Turgut Özal Parkı'nda bir konser düzenledi. Sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz inanıyoruz ki dışarıdan herhangi bir sanatçıyı getirmek işin en kolayıdır.
herhangi bir konseri getirmek işin en kolayıdır. Mühim olan kendi insanımızı yetiştirmektir. Mevlevilerimizle yerin aldığına göre... Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gezici Sanat Tırı ile Ramazan ayı boyunca yapacağı etkinliklerin üçüncüsünü düzenledi. Ramazan ayında geleneklere uygun programlar düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu kez 26 kişilik Haliliye Belediyesi Tasavvuf Müziği Korosu'nu Turgut Özal Parkı'nda mahalle sakinleriyle buluşturdu. Haliliye Belediyesi Tasavvuf Müziği Korosu yaklaşık 2 saat süren konserde tasavvuf müzikleri ve ilahilerle mehter takımı marşlarını seslendirirken konsere semazenler de sema gösterileriyle eşlik etti. Zaman zaman konser alkışlarıyla katılan vatandaşlar konseri beğeniyle takip etti. Konser sonunda konuşma yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Kırıcı, Tasavvuf Müziği Korosu'nun Haliliye Belediyesi olarak açtıkları kurslarda aldıkları eğitimle sahne aldığını ifade ederek konsere gelen tüm vatandaşlara teşekkür etti. Haliliye Belediyesi sinek ve haşerelerle mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını Ramazan ayı nedeniyle gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi ilçe genelinde çalışmalarını ummalı şekilde sürdürüyor. Sinek ve haşerelerin yoğun olarak bulunduğu dereye takları, ağırlar ve ağaçlık alanlarda 4 farklı ilaçlama metodu kullanan ekipler, Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların gece geç saatlere kadar dışarıda bulunmasından dolayı çalışmaları ilerleyen saatlere kadar devam ettiriyor. Dumanlama ve sırt pompası ile ULV ve mis blower araçlarıyla devam eden ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde ekipler tarafından sürdürülüyor. Dar sokaklar için yeni araçlar alındı. Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi dar sokak ve apartman aralarında daha etkin çalışma yapmak amacıyla filosuna yeni araç kattı. 3 tekerlekli küçük ulevi aracıyla dar sokak ve apartman aralarındaki ilaçlamada daha verimli çalışma elde etmek hedefleniyor. Şimdi ben Veysel Karani Mahalle Muhtarı Sabit Salar. Tabii ki bu ilaçlamayla ilgili yaklaşık saat gece 12'si. İnanın ki akşamdan beri çocuklar sağ olsunlar. Ekiple beraber biraz da gezdim, dolaştım mahalleyi de. Tabii ufak tefek şikayetler var vatandaşın. Onunla ilgili beraber gezdik ekiple beraber. Biz öncelikle bu ilaçlamayı yöneten değerli müdürümüze önce teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yani hakikaten de ilaçlamada çok hassas bir çalışmaları var. Bu konuda mahallem olarak, mahalle adına olarak ben belediyemize çok çok razıyım ve teşekkür ediyorum.